teknoloji dünyasındaki yenilikler high-tech'te. Kainatın en güçlüsü Güneş yalnız 17 saniyede dünyanın günlük enerji ihtiyacını üretiyor. Güneşin uzun zamandır tanınan fotovoltaik hücreleri ışınlardan üretilen kristal silikonlarla büyük bir enerji ortaya çıkarıyor. Ancak Avrupa'da güneş panelleriyle enerji üretimi hala oldukça sınırlı. Güneş enerjisi günümüzde pahalı bir araç ve kullanılan fotovoltaik hücreler temin edilen güneş ışınının yalnız %16'sını elektriğe çevirebiliyor. Sevilla Nikolay, İsviçre'de güneş panelleriyle ilgili yürütülen bir Avrupa araştırma projesinde görev alıyor. O ve ekibi nanoteknoloji kullanarak silikon hücreleri daha etkin hale getirmeyi amaçlıyorlar. Nano boyuttaki güneş paneli hücreleri en etkin ışını en küçük alana hapsetmeye çalışıyor. Normal hücreler tüm ışını içine toplayamazken bu paneller 15 ila 30 derecelik bir açıyla tüm güneş enerjisini hapsediyor. Işınların pürüzlü alana dağılmasıyla beraber birkaç yüz nanometrelik çekim alanı oluşturuluyor. Dağılma etkisini ölçmek için oksit kristaller koca bir ışık panelinde deniliyor. Panele hücum eden ışınlar silikon hücrede daha uzun süre tutunuyor ve daha etkin bir elektrik üretimi yapıyor. Araştırmacılar şimdiye kadar ince film panellerden %30 oranında gelişme sağladılar. Araştırma projesinin bir diğer ayağı ise Almanya'daki Fraunhofer Enstitüsü tarafından yürütülüyor. Bilim insanları daha etkin çalışan güneş panelleri üzerine araştırmalarını kristal silikon paneller üzerinde yoğunlaştırıyor. Elektrot arasındaki gaz oluşumunu alevlendirmek, silikon yüzeyinde gerçekleşen bir kimyasal oluşum ve bu bağlamda her ışın enerji açığa çıkarıyor. Nano tabandaki aynalı sistem, güneş ışınlarının iki kere yansımasını, ani enerjinin panelde tutulu kalmasını sağlıyor. Düz yüzey yalnız bir tarafı, diğeri ise nano olarak adlandırılan ve tüm ışınların havuza düşmesini sağlayan bölüm. Böylece daha fazla ışın panelleri nüfuz ederek yoğun elektrik üretimi yapılıyor. Dünyadaki tüm enerji kaynaklarının güneşten türediğini baz alırsak, doğrudan güneş enerjisinden faydalanmak en akılcı ve zahmetsiz çözüm. Güneş ışınları kırılarak tekrar plakaya nüfuz ettiğinde arada kalan gaz yeni bir elektrik üretiyor. Projenin ilerletilmesi ve tüm yaşam alanlarında kullanılması elbette en büyük amaç. Ancak günümüzdeki güneş enerji panelleri kullanım oranına bakılırsa bu yeni teknik çok fazla elektrik üretecek ve belki de tercih nedeni olacak. Araştırmacılar aydınlık bir gelecek için çalışmalarına devam ediyorlar.